yapacaksın sen bir onun telefonunu? Telefon edeceğim. Ya belki ne espri yaptım da söyle de güleyim. Ya yarım kalan bir işimiz var, onu tamamlayacağız. Başka bir şey yok. Sen Miro'ya uyma. O taktı mı takar, sen öyle değilsin. Sen düzgün çocuksun, senin olayın bu. Aranızda ne geçti bilmiyorum. Ama görmezsen gel, uyma ona. Ya merak etme, sadece konuşacağız, başka bir şey yok. Hadi. İyi peki, gönderiyorum. Gönderdim. Sağ ol. Bu arada benim işim sabaha kadar sürebilir. Rüzgar sana emanet. Tamam ya, hiç sorun değil. O benim Sevgi Pıtırcığım zaten. Sen teknede işini bitir gelirsin. Sera, iyi ki komşum oldun. Ya, ben de sevdim seninle komşuculuğunu. Ne demişler? Ev alma komşan, komşucandır. Bence ben en iyi komşuyu kaptım. Bence de. Sen de on numarasın ama. Eyvallah. Eyvallah. Rüzgar. Motor bulunur değil mi? Motora ne oldu? Ne yapacaksın birader? Dedektif misin sen? Ha? Hayırdır? Hayırdır komutanım? Siz niye gelmiştiniz? Emir Yıldız'ı arıyoruz. Motor yüzünden değil mi? Arkadaşım! Dur bekle! Hadi Bey Mekter, kaçırtma bana şunu. Kaçırtma oğlum, hadi. Hadi. Arkadaşım bir bakar mısın? Evet. Senin antika güzelmiş ya. Koşuda bundan bir tane daha yoktur herhalde değil mi? Neden sordun, hayırdır? Ya ben de böyle bir şey arıyorum da ondan sordum. Sana birkaç soru soracaktım. Sen nereden aldın bunu? Bunun yakıtı falan nasıl? Ya çok iyi aslında. Gel göstereyim. Dur lan! Konuştun mu abimle, geliyor mu abicim? Konuştum, açmadı. Ama o bizi görünce arar muhtemelen, tamam mı? Ben onu arayacağım şimdi tekrar. Merak etme canım. Dönsün, dönsün, geri dönsün. Açsın telefonu, evimize gelsin Sera, evimize gelsin. Tamam. Ne oldu ya, ne oluyor? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Açmadı mı? Açmıyor. Telefonu bozulmuş abicimin. Telefonu bozulmuş. Rüzgar'ı sen uyutur musun dedi bana. Uyutur, uyutur. Prenses uyutur abicim. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Böyle yaptıkça üstüne düşeceğimi biliyorsun. Bana sümük muamelesi yapamazsın. Düzgünce konuşacağız. Of Miro, of ya. Gece, yetiş Rüzgar. Çok fena oldu Özgür'ü burada göremeyince. Gitmem dedi abiciğim, gitmem dedi. Gitmem dedi.
Geleceğim dedi abicim. Geleceğim. Geleceğim dedi. Rüzgar. Neden dönüyorsun? Rüzgarsız yerken gitmez. Rüzgarsız yerken gitmez. Abim beni bırakıp gitmez. Abim. Rüzgar dönme. Abim, ben gitmem dedi. Ben gitmem dedi. Ben gitmem dedi. Sadece yelkenliğimi açıp kendimi rüzgara bıraktım. Artık onu iyileştirmeye çalışmıyordum. Kendimi iyileştirmeye çalışıyordum. Ateş babamı yaktı. Ateş yüreğimizi yaktı. O cümleleri söyleyip durmak bir şekilde insana iyi geliyordu. Kaçmaya çalıştığım bir canavarla yüzleşmek gibiydi. Bizi iki dakika yalnız bırakır mısınız? Vurma Rüzgar, tamam. Anne gitti, baba gitti, anne gitti, baba gitti, anne gitti, baba gitti. Abim gitmem dedi, gitmem dedi, gitmem dedi. Bırakıp gitmem dedi. Abin gitmeyecek, bırakıp gitmeyecek seni Rüzgar'cığım, merak etme. Geri gelecek, tamam mı? Merak etme sen. Ceren'in ne yaptığını biliyorum. Sen kimsin oğlum? Motoru nereden buldun? Çıkar şu kaskı. Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Ha, sen belki de motoru gördüğüne sevinmemişsindir. Demek bütün gerçekleri bildiğime inanmıyorsun. Oğlum ne gerçekleri? Sen neyi biliyormuşsun ya? Söyle o zaman, gizem yapma. Yazdığım notu okumadın mı? Ceren'e ne yaptığını biliyorum. O kazayı sen yaptın, hem de bu motorla. Oğlum sen bayağı kafayı yemişsin lan. Hı? Bayağı hayal falan görüyorsun sen. Motorun da mı sana hayal gibi görünüyor? Kaybolan motorumu bulmuşsun. Kafanda kurmaya başlamışsın. Ama ben senin derdini biliyorum. Senin derdin gecenin gözünde beni küçük düşürmek. Ama sağ ol, teşekkür ederim. Dedemden hatıraydı motor bana. Jandarmaya verdiğin ifadelerin kimden hatıra? İki ifadende de bambaşka şeyler anlatıyorsun da. Ondan merak ettim. İki ayrı karakol olmasına güvenmişsin. Ama benim gibi meraklı kasabalıları hesaba katmamışsın. Oğlum bak, sen çok fazla olmaya başladın. Duydun mu beni? Kaba kuvvetten başka bir şey bilmiyorsun değil mi? Benimle uğraşma lan. Kafanda kurmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Uğraşma lan, düş şakamdan. Madem kafamda yazıyorum, sen niye bu kadar üzülüyorsun peki? Yeter, kes lan. Kes oğlum. Bak, sana 24 saat mühlet veriyorum. Ya gider kendin teslim olursun, ya da ben elimdekileri savcılığa götürürüm.
yedirttiniz lan bana!